çay geldi güzel. Geldi. Bu demleme çay değil mi? Demleme anacığım tabii. Demleme olsun çünkü bizim ailede oldum olası sabah kahvaltılarında demleme çay içilir. Asla poşet çay içilmez. Buna dikkat edelim. Sabah kahvaltısı böyle olur. Ailecek demleme çay. Anladık anacığım ya. Bu da ashabi oldu bu aralar. Geldin. Burhan abi geldiniz mi? Oturun. Güzel böyle ailecek oturun. Kahvaltı edelim hep birlikte. Sabah kahvaltısı aile. Vay şekerim ya. Ne olacak bu çocuğun hali? Her gece dışarıda, her gece dışarıda. Bu gece hayatı beni öldürecek. Dün gece saat 2'de geldim yine, fark ettiniz mi? Ben fark etmedim. Ne? Neyi fark etmedin ya? 10'da çıktım, gece 2'de geri geldim. Nasıl fark etmişsiniz ya? Ben fark ettim Burak Bey. Bu hafta her gece böyleydi. Affınıza mağduran nereye gidiyorsanız her gece. Erkek adamın hiçbir zaman gece hayatını sormayacaksın güzelim. Ya arkadaşların ısrarıyla gez babam gez, gez Allah'ım gez. Sabahlara kadar, şafak sekene kadar öyle gezdik yani. Öyle oldu. Deneme boyu saç kremi isteyen var mı? İpek özlüymüş bunlar. Günaydın. Günaydın. Neredeydin dün akşam? He? Dün akşam biz hepimiz burada ailecek masada yemek yedik. Sen yoktun. Neredeydin? Yaprak'la birlikteydim. Hesap mı vereceğiz ya? Ya ama Yaprağı da al getir tanıştır değil mi? Kimle? Hayır yani o da gelsin. Burada hep birlikte yiyelim, şey yapalım yani. Buranın da bir aile düzeni var, şeyi var. Herkes her akşam çıkıp dışarılarda şey yapsa biz... Nasıl şey yapacağız burada? Bize bir şey anlatmaya çalışayım. Ya bu annem babam gittiğinden beri böyle bir... Ben bir statümü karıştırdım yani. Senin statü mü var ya? Vardı. 3 gün öncesine kadar güzel annesi babası tesadüfen şehir dışına gitmiş. Burada böyle özgürlüğün tadını çıkaran evin genç kızıydım. Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu bilmiyorum. Ne olduğumu bilmiyorum. Saçma sapan bir şey oldum yani. Başımızda büyükler olmadığı için evin genç kızı değilim. Dışarıda çalışıp hani kendi parasını kazanan, kendi evini tutmuş iş kadını değilim. Evin yerini bilen, güzel ev kadını, evli bir kadın değilim. Neyim ben ya? Böyle havada sallanan bir şey oldum yani. Nedir? Biz ne yapıyoruz şimdi burada? Böyle ne yapıyoruz? Oturuyoruz aynı evde 4 kişi. Neyiz biz? Aile miyiz? Aile şöyle bir şey değil midir? 2 tane büyük, daha sıkıcı, daha yaşlı, daha böyle kural koyucu insan. 1 veya birkaç tane de zıpır, böyle daha genç, kuralları yıkmaya çalışan böyle aile böyle bir şey değil midir? Biz neyiz şimdi? 4 tane 30 yaşlarında bir miktar sıkıcı, bir miktar zıpır, böyle bir 4 kişi aile. Ortada evin içinde ne bu? Ne aile bu? Ne bu? Biz neyiz biz ya? Burada ne yapıyoruz ya? Sakinleştirici hap vereyim mi? Bitkisel. Deneme boyu bu. Ya niye geç kalıyoruz ki? Bir an önce evlenelim işte. İnsan bir evinin yerini falan bilmek istiyor. Bir statüsünü bilmek istiyor. Şimdi böyle yangından mal kaçırır gibi ne bileyim yani. Ne demek yani? Ben böyle havada mı kalacağım? Nasıl havada ya? Tarih istiyorum Osman. Oo, aslında insanın üzerine bu kadar gelinmez ki ya. Beni bu kadar sık boğaz etme, gözünü seveyim. Yani zaten evlilik ne bileyim ben. Ne demek evlilik ne bileyim ben? Ne demek o? Ya hayatım şimdi zaten evlilik yani insan doğasına aykırı. Böyle saçma böyle bağlılık mağlılık. Yani böyle güzel güzel aşk yaşamak varken ha? Senin benimle evlenmeye niyetin yok mu? Hayır tam olarak öyle senin değil de. Senin bağlanma problemi mi var Osman? Hayır da hayatım. Eğer öyleyse hiç beni oyalama güle güle. Ne? Ya Osman benim vaktim yok. Biz ne yapıyoruz burada? Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Ben genç kız mıyım? Ben genç kız olsam şu anda evin büyükleri içeride bana fırça atmak için hazırlanıyor olurdu. İçeride kimse var mı? Hayır. Demek ki ne? Ben genç kız falan değilim. Neyim ben o zaman ya? Neyim ben ya? Benim güzel aşkımsın ya hayatım. Öyle bir statü yok. Yok öyle bir statü. Ne oluyor lan? Ne haber? İyi.
Nasıl hayat? İyi. Senden? İyi ya. Ben de... Ya çok uzun zamandır baktım biz bir kaliteli bir sohbet yapmamışız böyle karşılıklı filan. Ha, değil mi? Evde kimler var? Annem. Ha, ben yalnızsındır diye. Aslı iyi misin? İyiyim. Ben... Ya bugün ben ofiste oturdum, baktım filan şöyle. Düşün. Dedim ki ya biz niye ayrıldık? Yani bu kadar büyük bir aşk, harika bir evlilik. Ne uğruna bitti yani? Düşün. Hiç hatırlayamadım. Ben bir kızı öptüm diye. İşte onu hiç hatırlamadım ben. Hı hı. Uzun bir zaman unutmadın ama. Ha. İşte tabii öyle bir dış etken olmasa ben deli miyim yani? Bu kadar yakışıklı, tatlı, her açıdan mükemmel bir insandan niye ayrılayım? Özellikle de evlenmişken. Diyorsun. Yani. Ama neyse yani ne olacağı belli olmaz. Hayat ne getirir belli olmaz. Bak annemle babama o kadar zaman ayrı kaldılar. Sonra tak barışıp gemi seyahati. Yani. İyi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ya biz zaten söz yüzü taktık. Ama çöreğin içinden ikinci bir yüzün çıkacağını ben nereden bileyim kardeşim? Çok acayip hikaye ya. Yani siz şimdi o zaman nişanlanmış mı oldunuz? Vallahi anlamadım. Ama yani beni rahatsız eden şu. Yani ilişkide tampon aşama kalmadı. Tampon aşama derken? Yani evliliğe giden yolda atlayacak level kalmadı, anlıyor musun? Mesela sözlülük çok harika bir olaydır. Hem rahat rahat gezip tozarsın, hem aileye hesap vermezsin, hem de evliliğe nişan bayağı bir zaman vardır yani. Ama öyle aslında hemen evlenelim meraklısı bir kız değil galiba, değil mi? Yok değil. Ben oradan yırtıyorum zaten. Şimdi bende bağlanma problemi var. Ama Allah'tan Aslı böyle rahat bir tip yani. İşi gücü, gezsin eğlensin. Ne yapıyorsun bakayım burada? Ay. Hayatım seni bekliyoruz. Neredesin ya? Ya röportaj uzun sürdü. Geldim işte. Ha, iyi. İyi, o zaman ben çıkayım bari. Ne haber kız? Osman. Canım. Biz ne zaman evleniriz? Nasıl yani? Yani 3 ayı geçer mi? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı.